İkinci tepsimiz de pişti. Fırından aldım. Gerçekten harika görünüyorlar. Çok iştah açıcı görünüyorlar. Burada 125 gram tereyağım var oda sıcaklığında. 2 yumurtam var. 2 yumurtayı hamuru için kullanacağım. Sonrasında üzerine 1 yumurta daha gerekecek. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker ve yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağım var. Ben zeytinyağı kullanıyorum. İstediğiniz bir sıvı yağ çeşidini kullanabilirsiniz. Burada 3 çay kaşığı karbonatım var. Kurabiyelerin üzeri için ceviz içim var. Ve aldığı kadar da un ölçümüz var. Hemen kurabiyeleri yapmaya başlıyorum. Orijinal anne kurabiyesi. Böyle cevizli, karbonatlı misler gibi bir tarif. Önce 1 su bardağı toz şekeri ve 2 yumurtayı karıştırma kabına alıp çırpıyorum. Eski lezzetleri özleyenler için harika bir tarif. Böyle yediğiniz zaman bir çocukluğunuza gidiyorsunuz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Hem çok kolay, hem az malzemeli, hem de çok çok lezzetli. Önce bu şekilde yumurta ve şekeri çırpıyorum güzelce. Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Hemen şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Bir su bardağı yoğurdum vardı. Yarım su bardağından bir parmak fazla zeytinyağı. Burada 125 gram tereyağım var. Ve bu malzemeleri karıştırıyoruz. Tereyağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ben sabah kalktığımda dolaptan çıkarttım fakat çok fazla ılınmamış, havalarda serin olduğu için. O yüzden birazcık sert. Şöyle karıştırıyorum. Sonrasında da unumuzu ve karbonatımızı ekleyeceğiz. Aldığı kadar un ekliyoruz. Yumurtaların büyüklüğüne göre un ölçüsü değişiyor. O yüzden kesin bir ölçü vermiyorum. Böyle yumuşak, hafiften ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Önce 2,5 su bardağı ekleyelim. Karıştıralım. Sonrasında azar azar eklemeye devam edelim. 3 çay kaşığı da karbonatımız vardı. Onu da unutmayalım. Önce şöyle bir karıştırıyorum. 2,5 su bardağı unla bu şekilde oldukça cıvık bir hamur oldu. Eklemeye devam ediyorum. Ve bu defa karbonatı da ekleyeceğim. Şöyle 3 çay kaşığı karbonatımızı da ekledim. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Azar azar un ekleyerek kıvamını almasını sağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi henüz tam olarak kıvamını almadı. Böyle yumuşak, yapışkan bir hamur. Biraz daha un ekliyorum. Oldukça bereketli bir kurabiye oluyor. 2 tepsi çıkıyor bu ölçüden. Günlerce dursa bile bayatlamıyor. Ayrıca piştikten sonra saklama kaplarına koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dondurucuda saklamak için de oldukça ideal bir tarif. Ya bakın, artık elime de yapışmamaya başladı. Şöyle yumuşak bir hamur. Hemen toparlıyorum. Hafif unlayarak şöyle ve sonrasında kurabiyelerimi hazırlamaya başlayacağım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Kurabiye hamurumuz hazır. Bu şekilde yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum. Ve bu şekilde yuvarladıktan sonra pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Birazcık daha küçük alacağım parçaları. Çünkü biraz fazla kabarıyor. Kurabiye neredeyse 2 katına çıkıyor. O yüzden çok büyük parçalar almayacağım. Ve tepsiye yerleştirirken de çok sık aralıklarla yerleştirmiyoruz.
Biraz aralıklı olacak şekilde yerleştiriyoruz. Birbirlerine yapışmamaları için. Başta da söylediğim gibi oldukça bereketli bir tarif. Bu şekilde hazırlayıp bir tepsisini dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kurabiyeleri tepsime yerleştirdim. Şöyle bakın, daha yarıdan fazlası duruyor. Önce bu kurabiyelerimi pişireceğim. Sonrasında diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp pişireceğim. Burada bir adet yumurtam vardı. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Ve kurabiyelerin üstüne süreceğim. Bu şekilde kurabiyelerimizin üzerine sürdükten sonra ceviz yerleştiriyoruz. Eskiden biliyorsunuz çok fazla pasta börek çeşidi yoktu. Bir anne kurabiyesi vardı. Tepsi keki vardı. Ben onu da çok sık yapıyorum ve kanalımda tarifini bulabilirsiniz anne keki olarak. Hazırladığım kurabiyelerin üzerine şöyle ceviz koyuyorum. Bastırıyorum birazcık. Kurabiyelerim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişerken ben de diğerlerini hazırlayacağım. İkinci tepsimi de bu şekilde hazırlıyorum. Toplamda 24 tane kurabiye çıkıyor. Tabii ben parçaları biraz büyük aldım. Daha küçük alırsanız daha çok kurabiyeniz olabilir. Ama bu şekilde böyle kocaman devasa pasta görünümünde çok güzel kurabiyeler oluyor. Pastaneden aldıklarımız bu kurabiyenin yanından bile geçmez. O kadar lezzetli ve görüntüsü o kadar güzel oluyor ki birazdan fırından çıkınca hep beraber göreceğiz inşallah. Kurabiyelerimizin üzerine aynı şekilde yumurta sürüyorum. Kurabiyelerin üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Tekrar ceviz koyuyorum. Mis gibi anne kurabiyeleri pişti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Kızıma bir tanesini verdim. Bir tane daha istiyor. O yüzden ağladı anneciğim. Hadi ye bakalım. Çok sevmiş kurabiyeleri. Şimdi bir tane var nasılsa diye ikincisini sonra vereyim demiştim. Ama yaygarayı bastı. Neyse ki şimdi sustu kurabiyeyi verince. Gerçekten çok güzel. Küçük büyük herkesin çok beğendiği bir tarif. Siz de kesinlikle denemelisiniz. Şöyle bakın, lezzetinden çatlayan harika kurabiyeler. Hepsi de birbirinden nefis görünüyor. İkinci tepsimiz de pişti. Fırından aldım. Gerçekten harika görünüyorlar. Çok iştah açıcı görünüyorlar. Kurabiyelerden hemen servis tabağına alıyorum. Misler gibi anne kurabiyeleri. Kokusu, lezzeti gerçekten muhteşem. Eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle deneyin arkadaşlar. Şöyle iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. Böyle karbonatlı olduğu için bambaşka bir lezzeti var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Günlerce dursa bile kesinlikle bayatlamıyor. Şöyle. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer tarifi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki yepyeni tariflerden ilk sizin haberiniz olsun. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.